Sevgili arkadaşlar, bugün önemli bir konuyu işleyeceğiz. Önemli konunun özelliği bilim kızı projesi. Biz genç bir biyolog neslindeyiz. Biyoloji çeşitli bir alan, çok çeşitli alanlarda görev alabileceğimiz, çok çeşitli projeleri de yürütebileceğimiz ve maalesef biyoloji bölümü öğrencilerinin %70'i de kadın. Bu projenin de en büyük hedef kitlesi kadınlar, genç kızlarımız. Dolayısıyla da sizler açısından çok önemli bir tanıtım olacak. Böyle iki bölümden oluşacak. Müjgan Hanım proje ve inovasyonla ilgili bilgileri verecek. Daha sonra yine bizim grubumuz içinde Beyza, Zeynep ve Gözde arkadaşlarımız da bu projenin bir parçası olarak bizlere yaptıklarını ve kendilerini anlatacaklar. Şimdi Müjgan Hanım'ın CV'sini okuyacağım, ancak bilgisayar bugün Müjgan Hanım'ın CV'sini bana okutmaya müsaade etmiyor. Hocam hala açılmadı CV'niz, o bakımdan söylüyorum yani. Müjgan Hanım kendisini çok övmeyi sevmez ama yaptığı işler hakikaten övülecek işler. Bu nedenle daha fazla vakit kaybetmeden Müjgan Hanım, kısa bir özgeçmişinizle birlikte bugünün konusu olan inovasyon ve bilim kızlarını bize anlatır mısınız? Peki hocam, teknolojinin sağladığı imkanların çerçevesinde birazcık akılda kalabilecek kadar şeylerden bahsedeyim. Adım Müjgan Çetin. Google'larsa Z kuşağı arkadaşlarım. Zaten her yerde çıkıyorum. Sosyal medyada çok aktifim. Hocam biz kelenek kuşağına giriyoruz değil mi? Estağfurullah. Müjgançetin.com diye de bir sitem var. O sitem de çok aktif. Bir de bilimkızı.org diye bir sitemiz var. O sitemiz de çok aktif. Bizatihi webmasterları benim. Ben güncelliyorum o siteleri. Dolayısıyla bugün size ne anlatacaksam sitede hepsini bulabilirsiniz. Aklınızda kalacak birkaç bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra konumuza geçeceğim. Bugün sizlerle bir arada olmamızı sağlayan internet altyapısının Türkiye'deki annesi benim. Ne demek bu? 93-96 döneminde TÜBİTAK daire başkanlığı yaptığım dönemde rahmetli Tosun Terzioğlu hocamızla daha Türkiye'de internet yokken, dünyada da yeni yeni internet asgari amaçlarla kullanılıyorken bir proje olarak başlayıp, ondan sonra da ya üniversitelerimizde buna erişsin denilince 50 milyon dolar harcayarak interneti bugün kullanımımıza sunduk. Bütün üniversitelerimiz artık internete erişiyorlar. Ve aramızdaki bütün biyologlar UlakBİM üzerinden makale aramışlardır. O UlakBİM'in de isim annesi benim. Ne zaman UlakBİM'e girseniz hemen beni hatırlayın. İşte beyaz saçlı, ak saçlı bir kadın diye akıllarına gelelim ve bilim kızı projemiz akıllarına gelsin. Bir de ikinci olarak da bahsedeceğim. Şu gördüğünüz ödülü geçen sene Türkiye Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı takdim etti. Takdim sebebi de Türkiye'mizi 2014 yılından bu yana uluslararası arenada başarıyla temsil etmiş olmam ve uluslararası dokümanlara, referans dokümanlara, ki biyoloji alanında bilimsel çalışma yapanlar makale okudukları zaman state of art dediğimiz referans dokümanlara erişirler. İşte inovasyon alanında o referans dokümanları yazan ben eş yazarlarından biriyim. Bu sizlerle birazdan arkadaşlarım paylaşacaklar. Bu bilim kızı projemizdeki akıllı kızlarıma kaynak olsun diye o uluslararası çalışmalarımızın sonucunda bugün sizlerle ilk bölümde paylaşacağım inovasyon konusuyla ilgili bu 500 sayfalık kitabı yazdım. Bu kitabı çok pahalı satıyorum. Üniversiteler kaynak kitap olarak kullanıyorlar. Şu anda 175 lira. Bu kitaptan aldığınız zaman böyle bir aşk kitabı değil, bir macera kitabı değil ama
inovasyon alanında yapacağınız çalışmalarda dünya ne yapmış diye kendinize rehber olarak kullanabileceğiniz bir kitap. Amacımız bu kitabı satarak kitabın gelirleriyle kızlarımızın... Hocam, İhsan Hoca'yla beni kavga ettirmeyin, ne olursunuz. İki tane gönderin, biri İhsan Başkanıma, bir de bana olsun. Çok sayıda YouTube kanalımda da bugün sizlere anlatacağım konularla ilgili videolarımı bulabilirsiniz. Ve Udemy diye bir platform var. E-öğrenim yapılan ODTÜ'lü. Ben de eski bir ODTÜ'lüyüm, eski mezunlardan. ODTÜ'lünün dünyaya hediye ettiği bir e-learning, bir e-öğrenim platformu. Onun üzerinden de bugün sizlere anlatacağım ders ücretsiz olarak hocam yayınlanıyor. Dünyanın 45 ülkesinden 9000'e yakın öğrencim var. Ve reytinglerde de reytingim çok yüksek. Alan öğrencilerim de gayet mutlular. Üniversitelerde de inovasyon alanında dersler veriyorum. Ve bugün sizlere böyle bir saat içerisinde çok fazla uzatmadan, sizleri sıkmadan gençler için inovasyon nedir, neden inovasyon yapmalıyız, dünyadaki inovasyon tanımı bize neleri anlatıyor, nedir inovasyon, bizi nasıl etkileyecek gibi konuları anlatacağım. Ders notlarını Atilla Hocam'la paylaştım. Size anlattığım her şey Atilla Hocam'da var. O size sınav sonrasında ders notlarını ulaştıracak. Ben üniversitede de aynı taktiği yapıyordum. Dersin içeriğini anlatırken acaba hani dinlesinler ilgileri ve not alsınlar diye dersin ilgili konusunu anlatırken bu bir sınav sorusudur diye başlıyorum onu anlatırken. Dolayısıyla not almak isteyenler sınav sorularını notunu alabilirler. Böylece de yarın hocamın, Atilla hocamın yapacağı sınavda başarıyla sertifikalarını kazanabilirler. Böyle bir ipucundan sonra Atilla hocam müsaade ederseniz konuya hemen gireyim. Bu yeni konu hakkında arkadaşlarıma bilgi vereyim. Sorular olursa hocam chat'e yazsınlar katılımcı arkadaşlarımız, sonunu beklemesinler. Onur onları bana sonra iletir, topluca iletir. Ama hani istersen kes soruyu cevapla derseniz ona da razıyım. Konuşmamı yaparken slide göstermeyeceğim, böyle bir sohbet usulü olsun diyorum. Sizlerin de mümkünse az önce Atilla hocamın söylediği gibi yüzlerinizi görmek istiyorum. Çünkü bu ekran uzaktan eğitimlerde biz konuşanları en çok sıkıntıya sokan, acaba karşı tarafta karşılık buldu mu? O yüzden mümkünse ekranlarınızı açarsanız ben de sizin yüzlerinizden sıkılıp sıkılmadığınızı anlayabilip ona göre konuyu böyle toparlayıp sizleri sıkmadan ilerleyebilirim. Ki sizlerle bu 45 dakikada paylaşacağım konu neden inovasyon ve biz geleceğimizi şekillendirirken bu inovasyon yeniliğe neden ihtiyacımız var? Bu konuyla ilgili bilgiler vereceğim ve kimler inovasyon yapabilir, kimler inovasyonu düşünmesin dahi. Ondan sonra da Bilim Kızı projemizi hemen kısaca anlatacağım. Benim 3 tane pırıl pırıl kızım bizlerle beraber, Beyza, Zeynep ve Gözde, onlar da bu projemizdeki deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Onların anlatacakları benim anlatacaklarımdan çok daha etkili olacaktır sizler için diye düşünüyorum. Şimdi bu geldiğimiz ortamda pandemi sonrası ekonominin böyle dibe vurduğu, işte doların yükseldiği, elektrik faturaları nedeniyle hayatımızın ve doğalgaz faturaları nedeniyle, benzin faturaları nedeniyle mahvolduğu bir ortamda, ekranların arkasında insani ilişkilerden mahrum kaldığımız, sosyalleşmekten uzaklaştığımız ve zaman zaman da bunalımlara girdiğimiz bu ortamda olayın iki tarafı var. Bir bakarsanız eyvah her şey çok kötü. İşte zamlar oldu da şöyle, işte Ukrayna'ya acaba Rusya saldıracak mı? Acaba işte yarın hangi zamla uyanacağız? Ben Türkiye'de atanamayan öğretmen mi olacağım? Yoksa yurt dışında yurt dışına mı gideyim falan gibi soruları
bak bir kenara koyup karamsar bir düşünceyle bir kenara koyduğumuz zaman ben her zaman pozitif tarafından bakıyorum. Diyorum ki ne kadar güzel. Fırsatlarla dolu yeni bir dünya. Bizim aksaçlıların mahvettiği çevresi, çevreyi, doğayı, yaşamı yok ettiği bu dünyaya gençler yeniden tasarlayabilecekler, yeni bir dünya kuracaklar ve o yeni dünya bu bizim mahvettiğimiz bu dünyadan çok daha güzel olacak. Ama bunu yapmak için de tabii ki yenilenmeye ihtiyacımız var ve siz gençlerin cesaretine ihtiyacımız var, siz gençlerin özgüvenine ihtiyacımız var. O yüzden bu yenilikte dijital ortama doğmuş gençlerimizin dünya algısı ve dünyadaki değişen trendlere bakarak bize yeni bir dünya inşa etmelerini ülkemiz adına bekliyorum ve bilim kızlarım adına da onlarla da el ele vermemin sebebi de bu. Onlara çok güveniyorum. Beni dinleyen uzaktan eğitimde 9000 gence de çok güveniyorum. Sizlere de dinleyen bütün dostlarıma da bu gece birlikte olma şerefini verdiğiniz bütün dostlarıma da çok güveniyorum. Neden inovasyon ve kariyer? Tabii ki bu değişen, bu kaotik ortamda çok büyük fırsatlar var. Ve bu fırsatlarla bu yeniliği özellikle Avrupa'nın, Amerika'nın artık o Rönesans dönemi her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, bilim benim üzerime kurulmuştur, teknoloji zenginlik bendedir anlayışının yıkılmaya başladığı, para kavramının değiştiği, çevrenin, doğanın değiştiği böyle bir ortamda üniversitede okuyan gençlere şunu soruyorum. Üniversite nedir? Bu bir sınav sorusu. Yarın sınavda karşınıza gelecek. Üniversite nedir? Üniversitenin Türk Dil Kurumu tanımında bir sürü bir şey bulabilirsiniz. Ama ben üniversite bizim geleceğe hazırlandığımız ve öğrenmeyi öğrendiğimiz yerdir diyorum. Üniversite bize meslek kazandırmaz, bize öğrenmeyi öğretir. Ve biz yaşımız ne olursa olsun hala öğrenci olmaya devam edeceğimizi işte üniversitede öğreniriz. Kendimizi öğreniriz. Ben geçen sene ikinci üniversitemi bitirdim. İstanbul Üniversitesi'nden sosyoloji mezunu oldum. O yüzden kendime gururla ben sosyolog mühendisim diyebiliyorum. Eğer biraz cesaretim olsa tekrar işte ALES'lere gireceğim, TOEFL'lara gireceğim, bir de doktora yapacağım ama korkuyorum. Benim kızlarımdan cesaret alırsam belki ona da kalkışabilirim diyorum. Dolayısıyla yaşam boyu öğrenme, kendime de profesyonel öğrenci diyorum. Peki neden inovasyon ve kariyer? Genelde böyle çok tehlikeli yaşlarda 17-18 yaşlarında meslek gibi çok zor bir sorunun cevabını vermek durumunda karşı karşıyayız. Daha 17 yaşında yeni bedenlerimiz değişiyor, hormonlar değişiyor, aşık oluyoruz, efendim ailemizi beğenmiyoruz, bir de çevremize bakıyoruz, o herkes yiyor, içiyor, geziyor, Instagram'da böyle herkes mutluluğunu paylaşıyor. Ama ailemde diyor ki şunu ol, bunu ol, işte şöyle oku, böyle oku. O kadar büyük bir sorunun cevabını vermek zorundayız ki ben ne olacağım şimdi, ne olmalıyım sorusu. İşte kendinize sormanızı rica ettiğim sorulardan bir tanesi bu bütün genç arkadaşlarıma. Siz ailenizin kalıpladığı birisi misiniz? Peki gerçekte sizin özünüz ne? Bunun farkında mısınız? Benim mesleğim ne? Sorusunun cevabından önce benim özüm ne? Ben ne olmak istiyorum sorusunu cevaplamanız lazım. Peki kariyer ne? Ki kendinize bir kariyer planlayabilin. Yine kariyer işte Fransızca'nın da kariyeri kelimesinden bir hedefe giden bir yol falan gibi yine akademik tanımlarını bulabilirsiniz. Ama bu da bir sınav sorusu. Benim kariyer tanımım geleceğe
gelecekte kendimi gerçekleştirebilmektir. Kendimi gerçekleştirdiğim şeydir kariyer. O halde geriye dönüp tekrar aynı soru soruyorum. Ben kimim? Ve kendimi ne yaparsam gerçekleştirmiş olurum? İşte bu sorunun cevaplarını verdiğinizde siz artık meslek peşinde koşan, bunun için üniversite tahsili yapan insanlar olmaktan çıkıyorsunuz. Yetkinlik kazanan insanlar haline geliyorsunuz. Çünkü artık eski meslekler yok. Artık yeni bir dünyanın yeni meslekleri var. Robot tamircilikleri var. Efendim işte danışman yapay zekalar var. Yapay zeka avukatlar var gibi. Bu anlamda çok güzel makalelerde okuyabilirsiniz. Kitap yazmış hocalarımız da var. Ve yine ders notlarımda linklerini bulacaksınız. Sizlere hep referanslar veriyorum. 21. yüzyılın yetkinlikleri denilen bir kavram var. Orada meslek değil, yetkinliklerden bahsediyoruz. Orada 21. yüzyılın yetkinlikleri arasında yaratıcı düşünme ve yenilik, bilim ve teknoloji okuryazarlığı, liderlik ve ekip çalışması gibi başka yetkinlikler elde etmekten bahsediyor. Dolayısıyla siz ister biyolog olun, ister matematik mühendis olun. Herkes üniversite okuyor. Daha geçen hafta açıkladılar, barajı da kaldırdılar. Üniversite mezun olunması gereken herhangi bir okul. Yani ben sizleri ilkokulu bitirdiniz diye alkışlayamayacağım için, üniversite okuduğunuz için de alkışlayamayacağım artık. Çünkü daha önce seçilerek gelen kişilerken artık herkes gibisiniz. Sizin herkesten farklı olabilmeniz için ilk önce farklılığınızı keşfedip ve bu farklılığınıza yatırıp o yetkinliklerle farklılığınızı ifade etmeniz lazım. İşte inovasyon burada geliyor. Bu farklılıkta yatıyor. O yüzden ben dünyadaki 43 ülkenin 8.000-9.000 gençler için inovasyon anlatıyorum. Ve hiç de bıkmadan anlatmaya da devam edeceğim. Şimdi inovasyonla ilgili yanlış anlamalar var, yanlış tanımlamalar var. İnovasyon deyince kafasında ampulle gezen zihni sinir insanlar anlaşılıyor. Bir fikrim var, ben buldum filan. Bu yanlış bir şey efendim. Bu da sınav sorusu. İnovasyon Müjgan Hocam, bizim çocukluğumuzda gırgır vardı, orada zihni sinir vardı. Her türlü projeyi yapıyordu yani. İnovasyon dediğimiz zaman işte o zihni sinirleri, sadece o zihni sinirleri anlamıyoruz efendim. İnovasyon işte Ar-Ge, teknolojik buluş falan da değil. Asla değil. Sakın böyle şeylere inanmayın. Bunu size kim söylüyor? Uluslararası referans dokümanları yazan bir eş yazar söylüyor. Buradaki yazdığımız dokümanları satın alabilirsiniz. Hatta bunu arkadaşlarımla İngilizceden Türkçe'ye de çevirdik. 60 liraya satılıyor şu anda. Alıp okuyabilirsiniz bu anlattıklarımı Türk Standartları Enstitüsü'nden, inovasyonun ne demek olduğunu. Ben mesela inovasyonu buluşla ilişkilendiriyorlar. Asla inovasyon buluş değil. Şimdi sizlerin çok hani doğduğunuzda var olan bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Müzik dinleme. Artık hepiniz müzikleri cep telefonlarınızdan dinliyorsunuz. Eskiden böyle bir tık hatırlayan olursa işte iPod'lar vardı. Onun buluşunu yapan Apple zannederdik. İnovasyonu gerçekleştiren Apple zannederiz hepimiz. Halbuki buluşu yapan ayrıdır, inovasyonu gerçekleştiren ayrıdır. O buluşu Fraunhofer Enstitüleri yapmıştır. Onun patenti Almanya'daki Fraunhofer Enstitülerine aittir. Ve o buluşu lisanslayarak Apple almıştır. Onun parasını ödeyerek ve onu bu değerin gerçekleşmesi, hepimizin kullanımına, dijital müziğe erişimine, o koca koca CD'ler, koca koca teypler, kasetler,
başka ekipmanlar yerine onu dijital hale getirip bizim her an dinleyebileceğimiz forma sokmuştur. Dolayısıyla buluşla inovasyon birbirinden çok farklı iki kavram. Genellikle İngilizcesi terminolojinin kökeninden kaynaklanan bir karışıklık oluyor. Invent, buluş demek İngilizce. Innovation da o inventten, buluştan türetildiği için o şekilde anlaşılıyor. Ama sınav sorusunu cevaplıyorum. İnovasyon, finansal veya sosyal fayda sağlayan değerin gerçekleştiği şeydir. Bir şeye inovasyon diyebilmek için sadece yenilik veya farklılık yetmez. O yenilik veya farklılık ister teknolojik olsun ister sosyal olsun onu sadece yeni yapar. İnovasyon yapmaz. Yeterli ve gerekli iki temel şart vardır bir şeye inovasyon diyebilmemiz için. Birisi yenilik ve farklılık. İkincisi değerin gerçekleşmesi. Ne demek değerin gerçekleşmesi efendim? Yaptığınız buluş benim hayatımda bir fayda sağlamıyor ise, ben onu kullanmıyorsam, onu kullanmak için size para ödemiyorsam veya benim sosyal bir fayda etki oluşturmuyorsa o bir inovasyon değildir efendim. Sadece buluştur. Üniversitelerimizde raflarda çok sayıda kullanılmayan buluşlar yapmaktadır. Bizim birazdan kızlarım sizlere paylaşacaklar. Bilim Kızı projemiz bir sosyal inovasyon projesi. Birazdan neden o değerin gerçekleştiğini kızlarımın anlatımlarından tanıklık edeceksin. Bu fikir kendi kendime benim içimde kalmış olsaydı çok güzel bir fikirdi. Haklı bir fikirdi ama ne yazık ki kızlarıma dokunmadığı için, sosyal değer gerçekleşmediği için bir sosyal inovasyon olamayacaktı. Şimdi gururla kızlarımı tanıtırken bu sosyal inovasyon projemizin bunlar birinci mezunları, bunlar akıllı kızlar diye herkese gururla bahsediyorum. Peki değer nedir efendim? Bu da sınav sorusu. Değer, Marx'ın kapitali vardır böyle üç tane kocaman kalın kalın. Ve orada Karl Marx değeri şöyle tanımlar. Der ki malın, malzemenin üzerine harcanan emektir der, değer. Ve biz yıllarca 2000'li yıllara kadar o Karl Marx'ın 1800'lü yıllarından itibaren değeri hep o şekilde hesapladık. Malzeme maliyeti, işte genel giderlerin maliyeti artı işçiliğin kattığı değer, katma değer olarak değeri algıladık. Ama artık 2016 yılında yayınlanan bir makale yine size notlarımda var. Değer kavramı değişti. Değer kıymet demektir. Yaratılan faydanın kıymeti demektir. Size ne kadar dokunduğu ve Maslow'un hiyerarşisini biliyorsanız insanların yaşamsal ihtiyaçlarını işte barınma, yemek yeme ihtiyaçları en temel ihtiyaçlardır. Değerin de böyle bir piramidi var. Onu da o makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum efendim. Dolayısıyla şöyle bir toparlarsam, inovasyon sadece Ar-Ge değildir. Sadece teknolojik bir uygulama değildir. Sadece buluş değildir. Sadece bir ürün değildir. İnovasyonun çok fazla çeşidi vardır. Birazdan da bunlardan bahsedeceğim. Ve inovasyon çözülecek bir sorun varsa ona fayda ürettiğimiz, yenilikle fayda ürettiğimiz, değer ürettiğimiz bir şeydir. Sadece ürün olarak bir değer üretmek değil, hizmet olarak da veya bir organizasyonel veya bir sosyal inovasyonla da değer üretebiliyoruz. Şu anda yeni bir teknolojiye ihtiyacımız yok. Elimizde zaten dünya kadar teknoloji var. Bu
bu teknolojilerden yola çıkarak çok içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçlerde inanılmaz yenilikler yapıp değerler üretebilirsiniz diyorum. O yüzden ay bu inovasyon çok zor bir iş, sakın yapamam demeyin. Bir sınav sorusu yine anlatacağım. İnovasyon çeşitleri. Radikal inovasyon dozlarına göre ayırırız biz. Radikal inovasyon, artırımsal inovasyon. Radikal inovasyon dediğimiz zaman bir teknolojiyi içerir. Yani biz tuşlu telefonlardan parmakladığımız cam ekran telefonlara geçtiğimiz zaman bir teknolojiyle geçtik. İşte bu bir radikal inovasyondur. Evet, ürün inovasyonu nedir? Ürünlerin üzerindeki yaptığımız yeniliklerle kattığımız değerdir. Hizmet inovasyonu nedir? Hizmet, sunduğumuz hizmetlerdeki yeniliklerle kattığımız değerdir. Bilim Kızı projemiz ise bir sosyal inovasyon projesidir. Birazdan bahsedeceğim. Önemli sorulardan bir tanesi kafamızda ve bana çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. İnovatif kişi olunur mu, doğulur mu? Ben de bu soruya şöyle cevaplandırıyorum. Hem olunur hem de olur. Neden? Bazı insanlar zaten doğuştan onun mayasında var, genetik kökeninde var. O böyle yenilikçi, fıldır fıldır. Onu böyle bir sabun gibi elinizde tutamazsınız. Böyle kaçar o. Benim kızlarımdan bazıları da öyle çok böyle hareketli, enerjik, dinamik. Sürekli gelişmeye, sürekli yenilenmeye inanan birisi olarak inovasyon eğer doğanızda, özünüzde, sizin hamurunuzda bir böyle yenilikçilik yoksa bile onu geliştirebilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla inovatif kişi de olabilirsiniz. Peki nasıl inovatif kişi olunur? Beni ve Bilim Kızlarımı projemizi izleyin. Biz en iyi öğrenme yolu gözlemlemektir, izlemektir. Lütfen bizlerden yeniliklerle ilgili çok sayıda bütün bizim de bilimsel etkinliklerimiz var. Etkinliklerimize katılın. Oradan o takip ettiğiniz noktalarda sürekli yenilenin. Dinlemeyi öğrenin. Kimi dinlemeyi? Sevgilinizi, eşinizi, arkadaşlarınızı, rakiplerinizi dinlemeyi öğrenin. Ve empati kurun. Karşı taraf size bir eleştiride bulunduğu zaman hemen savunmaya geçmeyin. Onun niye öyle anladığını anlamaya çalışın. Empati kurun. Ve trendleri izleyin. Dünya nereye gidiyor? Meslektaşlar nereye gidiyor? Teknoloji nereye gidiyor? Ekonomi nereye gidiyor? Lütfen. Ve fırsatları arayın. Bütün bakış açınız fırsat arayışı içinde geçsin. Ve son önerim de yenilenmeye bir kere inanın efendim. Peki bir soru daha soracağım. Bu yine sınav sorusu. Kimler inovasyon yapmayı denemesin? Asla yapamazlar. Efendim, rutini sevenler ve garanti maaş arayanlar sakın inovasyon yapmayı denemesinler. Halinden memnun ve konfor alanından çıkmaya cesaret edemeyenler sakın inovasyon yapmasın. Var olanla yetinen ve kendini değersiz hissedenler sakın inovasyon yapmasın. Kendinizi değersiz hissediyorsanız benim de size değer vermem mümkün değil. Önce kendinize değer verin. Risk sevmeyenler, ben garanticiyim diyenler inovasyon yapmasın. Gelecekle ilgili bir vizyonu, hayali, hedefi olmayanlar sakın inovasyon yapmasın. Ben karar vermek yerine başkası benim yerime karar versin diye düşünenler, köle ruhlular sakın inovasyon yapmasın. Köle olmaya devam etsinler. Problemden beslenenler, sürekli şikayette bulunanlar sakın inovasyon yapmasın. Çözüm aramak yerine
problemden besleniyorsa hiçbir şey doyuramaz efendim. Tüketmeyi sevenler, ay şunu da alayım, ay bunu da alayım, üretmek yerine tüketmeyi sevenlere de tavsiyem, sakın inovasyon yapmayın. Bir de tembeller inovasyon yapmasın efendim. Hocam bir ilave, ben diyorum copy paste yapanlar yapmasın. Evet, onlar yapmasınlar. İnovasyon yapan insan cesur insandır, risk alan insandır, yeniliği peşinde koşan insandır, hata yapan insandır. Ben hata yapmayayım, konfor alanımda yaşayayım diyorsanız buyurun yaşayın. De sizinle ilgilenmiyoruz efendim. Ben hiç ilgilenmiyorum. Döner arkamı çeker giderim. Ne haliniz varsa görün. Bu Bilim Kızı projemize birazdan başlayacağım. Ondan sonra da lafımı çok uzattım. Arkadaşlarıma vereceğim. Benim geleceğin başarılı ve şimdinin de başarılı bilim kızlarına sözü vereceğim. Projeyi onlar anlatsınlar. Onlarla da başladığımız şeyde, projede hepsine 10 yıl sonra nerede olacağınızı lütfen yazın. Kendinize bir defter alın, bir hayat defteri alın diye tavsiyelerde bulunuyorum. Ve çok güzel defterler alıp hayallerini, hayatlarını, hedeflerini oraya yazıyorlar. Sizin bir hayaliniz yok ise, benim de size katkı sağlayacak hiçbir şeyim yok diyorum. Önce bir hayaliniz, bir hedefiniz olsun diyorum arkadaşlarıma. Ve kızlarımın öyle güzel hayalleri var ki, ben o hayallerin peşinde bu ak saçıma rağmen heyecanlanıp onlar kadar enerjik olma konusunda gayret gösteriyorum. Allah yollarını hepsinin açık etsin, onların başarılarına beni tanıklık etsin diye sevgilerimi iletiyorum onlara. Evet, hızlıca Bilim Kızı projemizi hemen özetleyip ondan sonra sözü onlara bırakacağım. Efendim, bu da sınav sorusu. Bilim Kızı projesinin amacı nedir? Sınav sorusu. Bunu da hocamız, Atilla hocamız size soracak. Bilim Kızı projemiz temel bilimler alanında fizik, kimya, biyoloji, matematik ve astronomi alanında lisans eğitimi alan, yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kızlarımıza, sadece kızlarımıza, erkeklere destek olmuyoruz. Onlar zaten tek başlarına... Ayrımcılığa son. Ben pozitif ayrımcılık yapıyorum hocam. Kararlı ve inançlı bir şekilde. 10 yıl sonra demeyelim de, bir, bu kızlarımızın, Allah bana ne kadar ömür verirse o kadar onların arkasındayım inşallah. Bir Nobel ödülü kazanmak. Bir Nobel ödülüne koşuyoruz hepimiz. Dalga geçiyorlar. Nobel ödülleri 80 yaşında veriliyor diyorlar. Senin kızların daha 20'li yaşlarda. Nereden alacaklar Nobel ödülü diyorlar. Ben de diyorum ki biz hedefimize koşarken seyrimiz, o seyahatimiz çok önemli. Birbirimizden o kadar güzel şeyler öğreniyoruz ki hedefe ulaşsak ne olur, ulaşmasak ne olur. Ama kendimize zorlu bir hedef koyduk ki orada o zorlu hedefin gerektirdiği bütün yetkinlikleri tamamlayalım. Ve dünyanın diğer bilim insanları kadar iyi olduğumuzu bütün dünyaya kanıtlayalım. O yüzden biz bu hedefe koşuyoruz. İsteyenler bizimle beraber koşmak, bizim kadar nefesleri yetecekse bizimle beraber koşabilirler. Bu birazdan söz vereceğim. 3 tane pırıl pırıl kızım bana başvuran 45 kızım içerisinden seçildi. Dinlediğimiz zaman onların nasıl, niye seçildiğini çok iyi anlayacaksınız. Bilim kızlarımıza nasıl destek oluyoruz? Burs isteyenlere burs veriyoruz. Ben ama parayla bilim yapılmadığına inananlardanım. O yüzden para verseniz de o bilim başka bir şey olmuyor yani. O kararlılık, azimlilik gerekiyor. O yüzden o bursu çok önemsemiyorum. Mentörlük hizmetini çok önemsiyorum. Ve bilimsel etkinlikleri çok önemsiyorum. Network kuruyoruz ve geçen hafta İzmir'deydik. Harika bir geziydi. Laboratuvarları da gezdik. Oradaki bilim insanlarıyla, iş insanlarıyla tanıştık. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne gittik.
Orada ne değerli hocalarla tanıştık. Ah dedim, bir 40 yaş daha genç olsam da ben de öğrencileri olsam dedim hocalarımıza. Ve rektör hocamız bizi makamında, senato odasında ağırladı. Ay çok hoştu. Kızlarımla tek tek sohbet etti. Böyle hepsini çok beğendi. Çok alkışladı gönülden. O yüzden inşallah 8 Mart'ta da Bursa Teknik Üniversitesi'nde Semiha hocamız aramızda. Semiha Yılmaz hocamız mentor hocalarımızdan biridir. O hocamız organize ediyor. Bursa Teknik Üniversitesi'nde aynı güzel etkinliği gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bu kızlarımın masraflarını, etkinlik masraflarını da karşılamak için hemen satış da yapacağım biraz. Ondan sonra da sözü kızlarıma vereceğim. Efendim, bilim kızlarına destek olmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bakın yakamda broşumuz var. Bu broşu Ali Taran bize hediye etti. Bu ünlü reklamcı, ünlü tasarımcı. Yukarıda, aşağıda P işareti var. Yukarıda Girl işareti var. P Girl. Bunlar gümüş takılar yapıyoruz. Bilimkızı.org'a girerseniz siz de değer verdiğiniz kadınlara değerli, sen değerlisin demek için bu takılarımızdan alıp yakınıza takabilirsiniz. Erkekler için de rozet, bilim kızı bu P Girl rozetimiz var. Efendim bakın çok güzel bilekliklerimiz var. Bu gümüş takılarımızdan. Bakın ne kadar güzel bu 7 kupa. Kupamız ve çay içerken ben bilimi destekliyorum, yaşamı destekliyorum diyebilirsiniz. Efendim bakın bunları hep sitemizden satın alabilirsiniz. Bilim kızı takvimimiz var. 2022 takvimimiz. Burada Marie Curie falan diye dünyanın bilim kadınlarının başarılarını paylaşmadık. Semiha Hocam gibi bize mentörlük eden, kızlarımı mentörlük eden hocalarımın başarılarını, çağdaş bilim kadınlarının başarılarını paylaştık. Ve her birini de öyle bir yerleştirdik ki, işte mesela açtım, Dilek Telçi olacağım, Mart ayında doğmuş. Hangi ayda doğdularsa onların başarılarını o ayda, onların başarılarını gösteren bir illüstrasyonla paylaştık. Bir ürünümüz daha var efendim, onu da göstereceğim. Biz çevreye, doğaya seven insanlarız. Bakın bu bizim markalı görselimiz. Bunu da böyle bez çantalarla, bunun sırt çantası da var. Bunlardan satın alırsanız bu güzel kızlarımın, bu akıllı kızlarımın şimdiki hayalim, şimdi bir Avrupa fonu peşindeyiz. Bir bilim kızımla beraber proje yazıyoruz. Kızlarımı CERN'e götürmek istiyorum. Onları Fraunhofer enstitülerine götürmek istiyorum. Onları Kore'ye götürmek istiyorum. Kore'deki bilim merkezlerine, Çin'e götürmek istiyorum. Rusya'ya götürmek istiyorum. Bütün dünyada neler olup bittiğini görsünler ve azimle, çalışkanlıkla bize güzel başarılarını tanıklık etsinler istiyorum diyorum. Teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Sözü Beyza kızıma bırakmak istiyorum. Buyur Beyza.